Soru okuduğumuzda BE bölü CE oranı kaçtır demiş. Tales teoreminde biliyorsunuz paralel doğrular aynı oranda böler demiştik. Şimdi burada BE'nin CE oranı şu uzunluk kaç? 2. Şu uzunluk kaç? 3. BE bölü EC 2 bölü 3 oranına eşittir. Yani cevabımız C seçeneğidir. 3 kalemin ucuca birleştirerek bir üçgen olacağından bahsetmiş. O zaman ucuca eklersek şurası 5, burası 7, bu da x. Kural neydi? Üçgen eşitsizliğinden. X'in uzunluğu daima diğer ikisi toplamdan küçüktür. 7, 5 daha 12'den küçük. Farkı da 2'den büyük. En büyük değeri ne olmuş x'in? 12'den küçük en büyük tam sayıları kaçtır? Cevap 11'dir. ABC'de bir dörtgen. KLM ve N noktaları orta noktalar. Yani şu uzunluk şuna eşit. Şurası buraya eşit. Bu uzunluk buraya eşit. Bu da buraya eşit olduğunu anlıyoruz. Şimdi biz şunu bilmemiz lazım. Bir dörtgenin orta noktalarını birleştirirsek bu dörtgenimiz paralelkenar diyoruz ve paralelkenar tüm alanın yarısıdır. Soruda KLMN bölgesinin alanı 100 dediği için tüm alanı sormuş. O zaman 100 ile 2'yi çarparsak tüm alanı verir. Yani cevabımız 200 olacaktır. ABCD eşkenar dörtgen. Çevresi 200 dediği için 4'e bölersem her bir kenar uzunluğu 50 olduğunu biliyoruz. Kenarlarına uzaklığı toplam 80 demiş. Kenar uzaklığı dediği zaman dik olarak almamız gerekiyor. Şu mesafeler. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Eşkenar dörtgende şu uzaklıklar birbirine eşittir. Yani dik uzaklıklar, yükseklikler eşittir. Normalde 80 dediği için şunların hepsi toplamı 80'di. O zaman şu uzunlukla bu uzunluk eşit olduğu için 82'ye bölersem şu yükseklik kaç olacak? 40 olacak. Eşkenar dörtgenin alanı nedir? Taban çarpı yüksekliktir. Yani tabanımız 50. Yüksekliğimiz kaç? 40 bulduk. 50 çarpı 40'tan cevap 2000 olur. Yani A seçeneğidir. Düzgün altıgen biçiminde bir masa örtüsü verilmiş. Şu uzunluk 4 verildi. Şurası 4 ise. Bunun bir kenar uzunluğu kaç olur? 4'ün yarısı 2'dir. Çünkü kuraldır. Şu uzunluk A ise bu köşegen 2 katıdır. 2A diyoruz. Şimdi burada şöyle çizdiğim zaman 6 tane eşkenar üçgen çıkacak. Bize düzgün altıgen alanı sormuştu ya. Bir tane eşkenar üçgen alanını bulurum. 6 ile çarparım. Bir kenar uzunluğu A olan eşkenar üçgen alan formülü nedir? A kare kök 3 bölü 4'tür. A'yı biz kaç bulduk? Bir kenar uzunluğu 2 bulduk. 2'nin karesi 4. Kök 3 bölü 4. 4 ile buradan sadeleşir. Kök 3 oldu. Demek ki bir tane şu eşkenar üçgen alanı kök 3 olduğunu anladık. O zaman 6 tane var bundan. 6 çarpı kök 3'ten cevabımız 6 kök 3 olacaktır. Taban ayırt uzunluğu 4 birim olan demiş. Düzgün altıgenin prizmanın yan alanı kaçtır diyor. Yan alan biliyorsunuz taban çevresiyle yüksekliğin çarpımıdır. O zaman bir kenar uzunluğumuz 4 olduğu için 6'ya 4 çarparsak 24 olur. Bize yükseklik lazım. Yüksekliği bulacağız. Şimdi biliyorsunuz 4 ise düzgün altıgende bir kenar uzunluğu. Şu B üssü, E üssü dediğimiz köşegenimiz bunun 2 katıdır. 8 olur. Ve burada BE üssü şu uzunluk 8 kök 2 verilmiş. Şu açı 90 derece olduğu için 8, 8 kök 2 ise şu yükseklik 8 olur. O zaman bizim 8 dediğimiz H değeri olmuş oluyor. O zaman 24 çarpı 8'den cevap 192, yani B seçeneğidir. Soruya baktığımızda uzunluklar verilmiş. DE boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor diyor. Burada iki parçanın çevreleri oranı kaçtır demiş. 6, 8 hangi üçgen var? 10 var. 3, 4, 5'ten. 16, 30 üçgeninde sadeleştirirsek yani 2'ye bölersek 8, 2'ye bölersek 15. 8, 15, 17 üçgen olduğu için her iki tarafı 2'ye çarparsam mesela 16, 30, 2'ye çarparsam 34 üçgen olur. Yani BC uzunluğu 34 çıkar. Şu üçgenin çevresi
6, 8 daha 14, 10 daha 24 olur. Bu dörtgenin çevresi ne yapıyor? 34, 22 daha 56, 10 daha 66, 10 daha 76 yapıyor. 76 bölü 24'e bakarsak 4'e böldüm. 19, 4'e böldüm. 6. Yani cevabımız B seçeneğidir. Soruya baktığımızda AOB açısı saatin dönme yönünde. Saatin dönme yönü biliyorsunuz bu yön. 50 derece döndürüldüğünde A üssü, O üssü ve B üssü açısı elde edilmektedir. Şimdi döndürelim. O zaman önce OA'yı döndürecek olursak saat yönünde şu şekilde A noktası buraya gelecek. Kaç derece döndürdük? 50 derece. O zaman 50'den 40 çıkarsa burada kaç kalır? 10. Sonra OB'yi döndürelim. Bu 50 derece döneceği için. Bu sefer şurası 50 olması için 10 ise burada kaç kalır? 40 kalır. Şu da B noktası buraya geldi. B üssü. Şu A üssü. AO ve A üssü açısı ile AO ve B üssü açısı açıortay arasındaki açı kaç derecede demiş. Önce şu AO ve A üssünün açıortayı nedir? 40, 10 daha 50 olduğu için açıortayı çiziyorum. Burası 50'den oraya 25. Burası 25. 10 burada olduğu için burada ne kalır? 15. Sonra bunun açıortayını çizecek olursak şurası 50. Burada 40 olduğu için 90 derece. 90 açıortayı ne yapacaktık? 45, 45 alacak. Şurası 45 derece olması lazım. Burada 40 olduğu için burada 5 kalır. O zaman burada da 5 derece kalacak. Bize şu iki açıortay, bak şununla şunun arasındaki açı sormuş. 15, 5 daha cevap 20'dir. Soruya baktığımızda basamak genişliği ile yüksekliği 12 birim demiş. Yani şu yükseklik 12, şu genişlik de 12 olduğunu anlıyoruz. AB uzunluğu şurası 15. BC uzunluğu burası da 5 olarak verilmiş. Bize D ile C üssü şu mesafeyi sormuş. Burası kaçtır diye soruyor. Buraya X diyelim. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bu dönünce 15 AB uzunluğu. Şurası A noktası A üssü olduğu için A üssü B de şurası da 15'tir. Bunun yüksekliği 12 olduğu için şurası da 12. 9, 12, 15'ten burası 9 olacak. Şu BC uzunluğu 5'ti. Burası da 5. Şuradan dik çizersek görüyorsunuz şu üçgenle şu üçgen benzerdir. Hani alfa 90 beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta diyebilirsiniz. 90'ın karşısında 15 var, 90'ın karşısında 5 var. Yani 1 bölü 3 oranı var. 9, 12, 15 ise bu da 3, 4, 5 üçgen olacak. Buradan D noktasına şöyle bir dikdörtgen oluşturursak. Şu yükseklik kaç? 3, 12 daha şurası kaç oldu? 15, burası 15. Zaten burası bizim 12 idi. 12'den 4 çıkıp burada kaç kalır? 8. 8, 15. Şu üçgene baktığım zaman x değeri 17 olacaktır. Bir ayrıt uzunluğu 8 santimetre olan küp şeklindeki tahtadan karedik prizma biçimindeki parça şekildeki çıkarılıyor demiş. Yani şuranın şöyle birleştirsek buranın bir kare prizma olduğunu anlıyoruz. 8 ise burada 8 olacak. 8'den 3, 3 toplam 6 çıkarsa burada ne kalır? 2 kalır. Demek ki bizim bu kare prizmamızın şu taban kare olan kısmının kenarları 2, 2. Zaten yüksekliği 8. Yüzey alanındaki değişim nedir diyor. Şimdi şunu düşünmemiz lazım. Tarla olan, şu üst taraftaki tarla olan kısım biliyorsunuz prizma çıkartınca şu üst taraf aşağı kayacak. Şurada aşağıda gözüken şu kısma taşınacak. Şu kısım 2 kere 2, 4 olan kısım, bak şu arkadaki 4 olan kısım 4, 4, 4, 8 birim azalma olacak. 8 birim kare azalacak. Ama şu yan taraflar, şu gördüğümüz, şu görünen kısım 8 kere 2, 16 santimetre kare ile bunun karşısındaki şurada da bir kısım vardı. Bu da 16 santimetre kare artacak. Eksadan gelecek. 16, 16 kaç yapıyor? 32 santimetre kare artacak. Şimdi azalacak 8 santimetre kareydi. Artacak 32 idi. 32'den 8'i çıkartırsak kaç olur o zaman? 24 santimetre kare artmış olur. Yine cevabımız E seçeneğidir.